Ödül üstünü ödül kazanıp baskı üstüne baskı yaptı ve gönlümüzde en güzel nameleriyle bilgi sahibi olduk. Huzurlarınızda konuşmalar yapmak üzere Salih Soru çocuğumuzu güçlü alkışlarınıza takdim ediyorum. Buyurun efendim. İslam'ın şiarı. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye ilk geldiklerinde sahabe-i kirama, müminlere, Müslümanlara ve tabii ki bizlere ilk tavsiye ettiği üç şey vardır. Bunların birincisi selamdır. Selamı aranızda yayınız buyuruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü selam, Allah'tan selam verdiğiniz zaman, bir insana selam verdiğiniz zaman o insana dua ediyorsunuz, huzur diliyorsunuz, selamet diliyorsunuz, teslimiyet diliyorsunuz, Allah'a sadakat diliyorsunuz. O nedenle hem müminler arasındaki muhabbetin, sevginin, kaynaşmanın vesilesidir selam. Ne yazık ki biz bunu da hayatımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Bir zamanlar işte selamlaşmak bile, biz o dönemleri yaşadık. İçinizde tabii yaşı 60'ın üzerinde olanlar, 50'nin üzerinde olanlar bilirler de, ama bakıyorum maşallah %80, %90'ı genç, onlar bilmezler. İnsanlar birbirlerine selam vermekten bile çekinirlerdi. İslam adına, Kur'an adına, Resulullah adına bir şeyin duyurulmasını bile o dönem yöneticileri istemezlerdi, arzu etmezlerdi. Hatta şu anda yıllardan beri, Allah'a şükür 15-20 senedir Türkiye'nin her tarafını dolaşıyoruz. Gerek Kutlu Doğum'da haftasında, gerek diğer zamanlarda dolaşıyoruz ve bütün salonlar ismi ne olursa olsun Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımını açık buluyor. Halbuki 1940'larda, 45'lerde İçişleri Bakanlığı'ndan, o dönemlerin İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul'daki ve Ankara'daki basın yayın organlarına şu telgraf çekiliyor. Kusura bakmazsanız ceketimi çıkaracağım çünkü Erzurum çok soğuk diye giyindik böyle alttan kazaklar, mazaklar. Hocam şu ceket şeyi arkasına atarız. Şu talimat veriliyor. Son zamanlarda gazetelerinizde, dergilerinizde Allah ve Muhammed ismi geçmeye başladı. Bazı gazeteler var işte o zamanın gazeteleri. Babali'de Sabah, Bugün gazeteleri. Onlar muhafazakar gazeteler. Bir yerinde Allah'tan bahsediyor. Allah'ın lafzı geçiyor, ismi geçiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi geçiyor. Buna bile tahammül edemeyen bir yönetim var. Allah ve Muhammed'in isminin geçtiği yazılar, incelemeler yayınlıyorsunuz. Bundan sonra dikkat edile diye talimat çekiliyor.
O günlerden bugünlere geldik. Bugünlerde salonlar Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenmek, onun hayatını kendine hayat etmek için salonları dolduruyorlar. Evet, onun hayatını eğer biz kendimizde hayat edinmez isek, hayatımızda, dünyamızda huzur bulamadığımız gibi öbür tarafta da hayatımız tehlikeli olur. Bunu haşa ben söylemiyorum. Bunu onu peygamberlik vazifesiyle vazifelendiren, rahmeten lil alemin olarak gönderen Cenab-ı Hak ferman ediyor. Bana ve Resulüme uyunuz diyor. Bana ve Resulüme uyarsanız felah bulursunuz, necat bulursunuz, huzur bulursunuz, saadet bulursunuz. Ebedi hayatınızda da cemalimle müşerref olursunuz. Cennetimle sizi taltif ederim. Cemalimle sizi taltif ederim buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını hayatımızın merkezine almak. Gerek şahsi hayatımızda, gerek aile hayatımızda, gerek içtimai hayatımızda, gerek ticaret hayatımızda. Hayatımızın bütün alanlarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam merkezde olmalı. Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın fermanıyla en güzel ahlak üzere yaratılmış idi. Onu Cenab-ı Hak terbiye etmiş idi. Öyle buyurmuyor mu Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Eddebeni Rabbi fe ahseme te'dibi diyor. Beni Rabbim terbiye etti. Bana edebi Rabbim öğretti. O ne güzel edeptir. Bir zat düşünün, bir insan düşünün, onu terbiye eden, onu eğiten Hazreti Allah olsun. O insandan ahlak itibariyle daha üstün biri bulunabilir mi? Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi buyuruyor. Dolayısıyla gerek şahsi hayatımızda, gerek aile hayatımızda, gerek toplum hayatımızda, sosyal hayatımızda, ticari hayatımızda, insani münasebetlerimizde, çocuklarla olan münasebetlerimizde, gençlerle olan münasebetlerimizde, eşlerimizle olan münasebetlerimizde, eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merkeze almaz isek İslam'ı eksik yaşamış oluruz. Çünkü Efendimizin hayatından çıkmış ortaya İslamiyet. Öyle değil mi? Allah Resulü bir çeyrek, ondan İslamiyet hariçmiş. Onun sözlerinden, onun fiil ve hareketlerinden, tavırlarından İslamiyet ortaya çıkmış. Resulullah bilmeden, öğrenmeden İslamiyet'i anlamak mümkün değil. İslamiyet'i en güzel bize tebarüz ettiren aile olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah'ın emirlerini hayatında ilk uygulayan oydur, olur. Yasaklarından ilk kaçınan odur. Evvela onu terutaze Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, gelen emirlerini terutaze hayatında yaşıyor. Sonra insanlara tebliğ ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hayatımızın merkezini alacağız. Evet, selam dedik. Hani bazı şeyleri unutuyoruz dedik. Evet. Ben bazen mesela sokaktan geçiyorum caddede. Tanınmadığım birine selam veriyorum. Adam dönüp bakıyor bu kim diye. Ya, kim ol, seni tanımış olmam önemli değil ki. Sen imanda benim kardeşim değil misin? Allah innemel müminun ihvetun diyerek hepimizi kardeş yapmış değil mi? Evet. E Allah diyor ki, Resulullah diyor ki kardeşimize selam verin. En güzel şekilde selam verin der. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde de fermanı var. Birine selam verdiğiniz zaman en güzel şekilde selam verin. Ama adam dönüp bakıyor, unutmuşuz. Günaydın'ı koydular. Ya zaten günaydın. Yani günaydın niye diyoruz biz? Bizi bir zamanlar günaydın'a mecbur ettiler, değil mi? Tünaydın, öğleden sonra tünaydın'a mecbur ettiler. Allah'ın selamı dururken
ashab-ı kiram Resulullah'ın bu talimatı doğrultusunda birbirlerini görürken, birbirlerine kavuşurken, birbirlerine buluşurken ve birbirlerinden ayrılırken Allah'ın selamıyla selamlar. Çünkü duadır selam. Efendimizin Medine'ye gelirken tavsiye ettiği ikinci bir şey, aranızda hediyeleşin diyor. Çünkü hediye aranızdaki muhabbeti arttırır. Aranızda hediyeleşin. Biz sadece mesela işte Batı'nın icat ettiği, yok efendim kadınlar günü, yok anneler günü, yok babalar günü, o günlerde hatırlayarak işte büyüklerimize, annemize, babamıza veya eşimize hediyeler götürüyoruz. Halbuki değil. Hediyenin çok pahalı olması da önemli değil. Sizin ufak bir şeyi götürmeniz karşınızdaki insana değer vermeniz demek. Ve karşınızdaki insan da diyor ki demek ki bana bu hediyeyi getiren Salih, Mehmet, Ayşe, Fatma bana değer veriyor. Dolayısıyla aranızdaki muhabbet, saygı, sevgi pekişiyor. Önemli bir şey. Üçüncüsü de ikramdır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Birbirinize ikram ediniz. Birbirinize ikramda bulununuz. Onu da çıkarmışız yani. Sünnet-i Seniyye'ye uygun birbirimize ikramda bulunmuyoruz. Ne yapıyoruz? Bizi davet etti diyelim ki Ahmet Efendi, Zeynep Hanım Efendi. Pastalar, börekler, baklavalar, efendim etli yemekler. Biz onları davet edip de bunları yapmazsak olmaz. Tekellüflü, böyle mükellef sofrası, hayır yok öyle bir şey. Müslümanın Müslümanı ziyaret etmesi zaten sünnet-i seniyedendir. Ziyarete gideceksiniz, bir çorba dahi olsa yiyip kalkıp sohbet edeceksiniz, muhabbet edeceksiniz, kalkıp gideceksiniz. Bunu ağırlaştırmanın, bunu külfet haline getirmenin, bunun için bin bir türlü masrafın altına girmenin bir alemi yok. Onu da kendimize göre, İslam'a ve sünnet-i seniyeye göre değil, kendimize göre bir şekle büründürmüşüz. Belki birçok aile bir başkasını ziyarete bu sebepten dolayı gitmiyor. Veya başkasını davet etmiyor. Davet etse mükellef sofralar diye dizmem lazım. Değil. Öyle bir şart da yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer isteseydi dünyanın o dönemde bütün sultanlarından, padişahlarından, krallarından daha rahat geçinir. Çünkü o kadar ganiden o malları geliyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen fakr-ı zaruretle idare ediyor. Buna rağmen Hazreti Ayşe validemiz diğer ezvac-ı tahirat üzerindeki elbiseler ve ayakkabılar belki 3 senelik, 5 senelik diye örnek olmam gerekiyor diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanların ekseriyetine giyiyorlarsa beni de onu giymem lazım benim de. Ne yiyorlarsa benim de onu yemem lazım. Müminler fakr-ı zaruret içerisindeyken benim imkanım dahi olsa mükellef sofralarda oturamam, yemem, içemem. Biz ne yapıyoruz? Bir kahvaltımızda, 3 kişilik veya 2 kişilik kahvaltımızda belki 10 kişinin doyacağı şeyler koyuyoruz. İşte bazen sabah kahvaltılarına davet ediyorlar, yok açık büfeler filan. O nereye gidiyor sonra o kalan, benden artan o yiyecekler, o kahvaltılar, o ballar, o yumurtalar, o bilmem neler neler? Hepsi israf ediliyor. Külfet, mükellef şey haline getirmemek lazım. Bunları böyle çok ağır hale, çok efendim masraflı hale getirmemek lazım. Gidip gelmeyi kolaylaştırmak lazım. Mümin birbirlerine giderken bunun kolaylık yollarını aramaları lazım. Zorlaştırmanın yollarını değil. Evet, selamdan, selam verdim size diye bunu o noktadan biraz selamdan ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önem verdiği bu üç şeyden bahsettim. Değerli kardeşlerim, bana göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük özelliklerinden biri ki Kur'an'dan alıyor bu özelliği, çok önemsiyorum. İnsanların
gözünün ve kalp gözünün, bildiğimiz göz ile kalp gözünün önündeki perdeleri kaldırmasıdır. Malumunuz, Hira Dağı'nda ilk vahye muhatap olduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın ikra emriyle muhatap olmuştu, değil mi? Yani oku emriyle. Peki ortada bir şey yok. Henüz Kur'an inmemiş. Vahiy gelmemiş henüz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak acaba neyi oku emrediyor? Demek ki kitaptan başka, Kur'an-ı Azimşan'dan başka okunacak şey var. Daha Kur'an-ı Azimşan inmediğine göre, Kur'an-ı Azimşan'dan önce okunacak bir şey var ki Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ikra diye ferman ediyor. Ama arkasından da dikkat ediniz. Bismi Rabbike. İkra bismi Rabbik. Rabbinin ismiyle. Okuma, bir şeyi okuma, fakat eskilerin manayı ismiyle dediği veya manayı harfiyle, bir şeyi manayı harfiyle okumak, yani sahibi namına okumak. Cenab-ı Hak o anda ikra emriyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kainatı, o da benim kitabımdır. Kainat da benim kitabımdır. İnsan da benim bir kitabımdır. Dolayısıyla kainat kitabını oku, kendini oku, insanı oku. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine en mücessem tecessüm etmiş delil insandır. Bakınız Cenab-ı Hak beni bir et parçasıyla konuşturuyor. Bir et parçası yani, bir et parçası. Üzerinde kelimeler yok, harfler yok. Ben birine mektup yazarken veya efendim bir mesaj yazarken, değil mi? Telefonunuzdan bir mesaj yazıyorsunuz veya bilgisayarınızdan yazıyorsunuz. Salih diye yazıyorsunuz, Salih Hoca. O harflere dokunuyorsunuz. Ya. Bak burada ne harf var, ne kelime var, ne bir şey var. Konuşturuyor Cenab-ı Hak beni. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözümüzün önündeki bu gaflet perdesini kaldırıp kainat kitabını, insan denen Cenab-ı Hakk'ın muazzam kitabını Allah namına okumayı bize tavsiye ediyor. Ve her şeyi, ve her şeyi. Çünkü o zamanın insanları, o zamanın insanları tamamen her şeye Cenab-ı Hak'tan bağlantısız bakıyorlardı. Yani adeta o zaman, o zamanın insanları birer yetim idiler. Yetim kime denir? Sahibi olmayan, değil mi? Babası, annesi vefat etmiş, boynu bükük. Peki, bir insan asıl sahibini bilmezse yetim sayılmaz mı? Asıl yaratanını bilmezse yetim sayılmaz mı? Asıl ona hayat vereni ve hayatı için her şeyi hazır edeni bilmezse, tanımazsa sahibini yetim sayılmaz mı? İşte Cenab-ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanda o yetimlikten kurtarıyor. Diyor ki ey insan, sen sahipsiz değilsin. Başıboş da değilsin. Senin bir sahibin var. Bir vazifen var. Vazifeni unutma. Nereden geldiğini, bu dünyadaki vazifenin ne olduğunu, nereye gideceğini bir düşün. Her şey sana hizmet ediyor. Öyle mi? Her şey bize hizmet ediyor. Kainattaki, dünyadaki her şey insanın etrafında dönüyor. İnsana hizmet etmek için var edilmiş. Ve hepsinin bir vazifesi var. Yeryüzünde, gökyüzünde canlı cansız varlıkların hiçbirisi vazifesiz değil. Ve hepsi de kendilerini yaratan Cenab-ı Hakk'ı ne yapıyorlar? Tesbih ediyorlar Kur'an-ı Azimşan'ın beyanı. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُ Var olan her şey yeryüzünde, gökyüzünde Allah'ı tesbih ediyor. Fakat siz onun tesbihini anlamayabilirsiniz. Ben arının tesbihini anlamayabilirim. Karıncanın tesbihini anlamayabilirim.
gökyüzündeki yıldızların Cenab-ı Hakk'ı nasıl tesbih ettiğini anlamayabilirim. Çünkü la tefkahune tesbih okuyor. Ama ibadetlerin ne olduğunu biliyorum. Hiçbiri ibadetlerini Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği görevi ve vazifeyi ihmal etmiyorlar. Mesela arı. Cenab-ı Hak onun ibadetini bal yapmak olarak. Görev, senin görevin bu ve ibadetin bu. Bal yapıyor sana. Bakın, bir taraftan eğer sokarsa zehirli adamı camında götürüyor. Fakat öyle bir arıdan Cenab-ı Hak sana dünyanın en şifalı balını sunuyor. Öbür taraftan bir kurtçuktan sana ne ipek giydiriyor. Kurtçuktan ipek giydiriyor. Sen ki gözü görmeyen bir akrebe mağlup olan aciz bir insansın. Öyle mi? Sen diyebilir misin ben bütün bu şeyleri kendi gücümle, kudretimle kendime müsahhar ettim diyebilir misin? Ben güneşi gökyüzüme kendi gücümle, kuvvetimle koydum. Bana benim dünyamı ışıklandırsın diye. Ayı geceleyin benim dünyamı ışıklandırsın diye kendi gücümle oraya koydum diyebilir misin? Sen ki gözle görünmeyen bir mikroba mağlup oluyorsun. Nice Nemrutlar, nice Firavunlar, nice Şeddadlar, nice Deccallar Cenab-ı Hakk'ın musallat ettiği ufak bir ordusuyla efendim cehennemi boylamışlar. Öyle değil mi? Kibirlerine ve gururlarına kapılan insanlar. Halbuki insanın fıtratında insan aciz, fakir ve bir kadir mutlaka muhtaç olarak yaratılmış. İşte Cenab-ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o zamanın insanlarına ve bize, ey insan, sen acizsin, sen fakirsin, ihtiyaçlarını kendi başına temin edemezsin. Senin ihtiyaçlarını temin eden bir Rabb-i Zülcelal'ın var. Onu tanımalısın. Onun senden ne istediğini bilmelisin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği asıl mesaj bu. Ama eğer kibirine ve gururuna kapılırsan, ben yapıyorum, ben ediyorum, ben kazanıyorum. Hâle Hazreti Musa dönemindeki kim gibi? Çok yakın akrabası. Fakirken Cenab-ı Hak ona mal veriyor, mülk veriyor, hazineler veriyor. Hatta öyle söyleniyor ki hazinelerin anahtarı, o zaman anahtarı şimdiki küçük küçük anahtarlar değil, kocaman anahtarlar tabii. Hazinelerinin anahtarlarını develerle, buyurun merkepler taşırmış. O kadar çok hazinesi var. Hazreti Musa Aleyhisselam gönderiyor, diyor ki Allah sana bu kadar lütufta, ihsanda bulundu. Sen fakirken seni zengin eyledi. O zaman sen de fakir fukaranın hakkını o maldan ver. Fakir fukaraya gözet, diyor. Ne diyor Karun? Ne diyor Karun? Diyor ki bunları ben kendim kazandım. Niye verecekmişim ben başkasına? Be hey Karun, sen hangi akılla kazandın? Hangi gözle kazandın? Hangi kulakla işitip kazandın? Hangi el ve ayakla bunları yaptın? Bunların sahibi sen misin? İşte gaflet perdesi, kibir ve gurur insanın içini istila edince, kalbini sarınca böyle Rabbinden gaflet eder, ben yaptım, ben yaptım der. Cenab-ı Hak da sonradan ona sen bir hiçsin. Benim kudretim, benim yardımım, benim ihsanım, benim lütfum, benim keremim olmazsa sen bir hiçsin. İhtiyacı kendin temin edemezsin. Demek için başlarına musibetler getiriyor. Ne yapıyor Karun'u? Yeri yarıyor hazineleriyle beraber. Bütün o efendim kendisini, hazinelerini yerin altına alıyor Cenab-ı Hak. Sen misin bunu diyen? Sen misin benden gaflet eden? Sen misin benim izarım olan kibri ve gururu giyen? Çünkü öyle diyor Cenab-ı Hak Hatsi Kürsi'de. El kibriya ve izari. Kibriya, büyüklük benim elbisemdir. Onu kim giymeye kalkarsa yakarım onu, diyor.
Nemrud'u yaktı, Firavun'u yaktı, Ebrehe'yi yaktı, zalimleri yaktı, yakar, yakar, yakar. Kim kıyamete kadar o izarı, kibriya izarını giymeye kalkarsa Allah onu yakar. Ebrehe dedi ki, kim bana karşı koyabilir, öyle mi? Benim orduma karşı kim koyabilir? Kocaman fillerim var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalip diyor ki, ben karışmam diyor, ben develerimi sahibiyim, sen bana develerimi ver diyor. O Kabe'nin Rabbi diyor, sahibi var diyor, ben ona karışmam. O da, umarım ki evleri sana karşı korur diyor. Kibrine kapılmış, gururuna kapılmış, Allah'tan gaflet içinde olan Ebrehe ne diyor? Kimse bana karşı duramaz diyor. Ben Kabe'yi yıkacağım diyor. Öyle mi? Cenab-ı Hakk'ın orduları çok. O kendi ordusuna güveniyor fakat Cenab-ı Hakk'ın ordularını hesaba katmıyor. Cenab-ı Hak ebabil dediğimiz bir orduyu gönderiyor kuşları. Taşlar atarak hepsini perişan ediyor değil mi? Kâbesini yıktırmadığı gibi o orduyu da filleri de hepsini perişan ediyor. Nemrut Hazreti İbrahim'e başkala, ben Tanrıyım diye. Nemrut, Cenab-ı Hak bir ufak sinekle, ordularından bir ferd olan ufak bir sinekle ne yapıyor? Burundan giriyor beyninde ve Nemrut'un hayatına son veriyor. Cenab-ı Hakk'a gaflet etmemek. Onun için diyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa sunduğu en önemli, bakın en önemli mesajlardan biri, insanın gözünün ve kalp gözünün önündeki perdeyi kaldırmasıdır. İşte o zamanın insanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan aldığı, Cenab-ı Hak'tan aldığı bu mesaj ile insanların gözlerini eşyanın mahiyetini, manasını anlamaya öğretti. Yani bakın dedi, Kur'an-ı Azimşan öyle söylemiyor mu? Gökyüzüne bakın. Gökyüzünde uçan kuşlara bakın, onları ayakta tutan kim? Buyuruyor mu? Kur'an'da okuyoruz değil mi bunlar? Ferman ediyor Cenab-ı Hak. Evet, kuştan bahsediyor. Arıdan bahsediyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimşan'da. Gökyüzünden bahsediyor, ağaçtan bahsediyor, taştan bahsediyor. Ama bunlardan bahsederken taş için, kuş için, kuş olduğu için bahsetmiyor. Kendi kudretini ve ilmini bize ifade için bahsediyor. İşte benim öylesine bir kudret sahibiyim ki kuşları gökyüzünde uçurtuyorum. Taşlardan su fışkırtıyorum. Değil mi? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın 12 pınar dediğimiz, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın eline bir mucize veriyor. Asayı vuruyor taşlara, su fışkırıyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve gücünü göstermesi için. Yoksa taştan taş için, ağaçtan ağaç için, kuştan kuş için bahsetmiyor. Onların sahibi benim. Ben onları ilmimle, kudretimle idare ediyorum. Ey insanlar, siz de aklınızı başınıza alınız. Bana muhtaç olduğunuzu biliniz. Kulluğunuzu yerine getiriniz. Benim peygamberime uyunuz. Çünkü o size son derece şefkatli ve merhametli diyor Cenab-ı Hak. Bu çok önemli. Biz de acaba şöyle penceremizde duran bir gül, bir çiçeğe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bakışıyla bakarsak ne kadar farklı bir keyif aldığımızı göreceğiz. Hakikaten göreceğiz. Gökyüzüne, diyelim ki Bedir hali, ayın Bedir hali, 14'ü gökyüzünde ay dünyamızı şenlendiriyor, ışıklandırıyor. O gökyüzüne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o penceresinden bakıyor. Yani ey ay, ey kamer, ey Bedir halindeki ay, seni orada benim dünyamı ışıklandırmak için görevlendiren bir zat var. Seni nasıl görevlendirmişse bu görevle, bu vazifeyle,
benim de mutlaka bir görevim olmalı diye tefekkür etmek, düşünmek, tezekkür etmek. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yaşanmış o kadar çok şey var ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Bilal geliyor, gözyaşlarının döküldüğünü görüyor Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam. Sabah namazına çağıracak Efendimiz'i. Her geldiğinde Efendimiz sabah namazına çağırıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Es-salatu hayrun minen nevm de oradan kaldı zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu da şeye ilave ediyor, ezana, sabah ezanına. Ya Resulallah, es-salatu hayrun minen nevm diyor Hazreti Bilal. Bir gün geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gözleri yaşlı görüyor. Ya Resulullah, sizi üzen şey nedir diyor. Hazreti Bilal soruyor. Sizi üzen şey ne diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Bilal diyor. Bana bir ayet indi, nazil oldu, vahiy geldi diyor. O ayeti okuyup da tefekkür etmeyen insana yazıklar olsun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve gözyaşları döküyor. Ya Resulullah, o ayet nedir diyor. Hepinizin Kur'an'ı bilen kardeşlerimin, okuyan kardeşlerimin bildiği Ali İmran suresinin sonundaki estağfirullah. İnne fî halkis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nehâr le âyâtin li ulil elbâb. Bu ayet. Gökten, yeryüzünden bahsediyor. İnne fî halkis semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin yaratılışında. İnne fî halkis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nehâr. Gündüzün ve gecenin yer değiştirmesinde le ayatin li ulil elbab, akıl sahipleri için, düşünen kimseler için ibretler vardır. Ders alacağı ibretler vardır Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Bakın Kur'an bizi tefekküre sevk ediyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bize onu işaret ediyor. Ve bir tefekkürsüz medeniyetler de kurulmaz. Düşünülmeden, tefekkür edilmeden hiçbir medeniyet kurulamaz. İşte bizim medeniyetimiz de bir noktada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığımız, Kur'an'ın azimüşşanın fermanından aldığımız merkezinde tefekkür vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem bizi hem kendimizle ilgili, hem dünyamızla ilgili, hem ahiretimizle ilgili düşünmeye teşvik ediyor. Geliyor mesela, bir sahabi geliyor, bedevi dönüyor, çölde yaşayan insanlara malumunuz. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak diyor. Resulullah'a soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun için lazım olan şeyi soruyor. Senin bir hazırlığın var mı diyor. Evvela onu söyle diyor. Hazırlığın var mı? Farz et ki kıyamet efendim yarın kopacak, senin bir hazırlığın var mı? Evvela bir hazırlık yapman lazım. Kıyameti soruyorsan ne zaman kopacağını, senin kendi kıyametini düşünmen lazım. Öbür tarafa neyi gönderdiğini düşünmen lazım. Evet, insan evvela kendi kıyametini düşünmeli. Kainatın, dünyanın kıyametini değil, kendi kıyametini düşünmeli. Ecel. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, ölüm insan başını yastığa koyduğu zaman geceleyin ölüm yastığın altındadır diyor. Her an gelebilir. Ecel cellalı her an başımızı uçurmaya gelebilir. Gündüz ise ölüm senin burnunun üzerindedir diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu kadar yakın bize. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sahabi diyor ki, hazırlığın var mı? Sen ondan bahset bana. Kıyametin kopup kopmayacağını niye soruyorsun bana? Hazırlığın var mı? Ya Resulullah, işte benim namazım var, orucum var, çok da fazla bir şey yapmıyorum ama Allah ve Resulü'nü seviyorum diyor. Efendimiz ferman ediyor ki, o zaman sen sevdiklerinle beraber olacaksın. İnsan sevdiğiyle beraber olacak. Burada da bize bir işaret veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı
iyice tetkik ederek, inceleyerek, araştırarak seçin. Öbür tarafta size arkadaşlık edemeyecek olanları seçmeyin. Dünyevi dostluklar, akrabalıklar, arkadaşlıklar kabir kapısına kadardır. Siz kabirden ötesi arkadaşlık edecek şeyleri seçin. Sizin öbür tarafta yüzünüzü ağartacak şeyleri seçin. Öyle dostluklar kurun, öyle kardeşlikler kurun, öyle arkadaşlar kurun, arkadaşlıklar kurun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize. Değerli kardeşlerim, bu asrın önemli, kendimce bulduğum, özellikle inananlar arasında bir hastalık. Estağfirullah, Kur'an-ı Zimşar ona şu ayetiyle işaret ediyor. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bile bile, dikkat ediniz, bile bile dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Bile bile. Önümüzde ebedi bir hayat var. Fakat dünyanın küçücük menfaatleri uğruna o ebedi hayatımızı tehlikeye atıyoruz. Dostluklarımızda, arkadaşlıklarımızda, komşuluklarımızda, alışverişlerimizde, ticaretimizde, evliliklerimizde, ailemize karşı olan sorumluluklarımızda dünyevi menfaatleri ön planda tutmak işte bu hayata musallat olmaktır. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Hadis-i Şerif'te Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin bir manada asrımıza bakan yönünü tefsir ediyor. Diyor ki, ferman ediyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman gelecek ki insanoğlu kazandığının helal mi, haram mı olduğunu sorgulamayacak. Ayetin tefsiri manasında. O asırda mı yaşıyoruz şimdi? Maalesef çoğumuz. Evet. Helal mı? Yoksa kazandığımız haram mı? Bunu sorgulamıyoruz. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hasan daha küçücük torunu zekat malları geliyor. Hassasiyete bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bu hassasiyetler bize örnek olmalı. Yoksa dinleyip, okuyup, ondan sonra hayatımıza tatbik etmedikten sonra bunun bir anlamı olmaz. Bunun bir anlamı olmaz. Hazreti Hasan daha küçücük bir çocuk. Radıyallahu anh. Zekat malları gelmiş. Hazreti Hasan radıyallahu anh bir hurma alıyor. Bakın bir hurma. Zekat malları için bir hurmayı alıp yemeye çalışıyor. Ağzına atıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fark edince çıkar onu diyor, çıkar onu ağzından diyor. Zekat malı bize haram diyor. O lokma bize haram diyor. 3-4 yaşında Hazreti Hasan. Evet, Ehl-i Beyt'e zekat malları haramdır. Hediyeleri alırdı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ben zekat mallarını kabul etmez. Şimdi, diğer taraftan anne ve babaların, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evlatlarının boğazından helal lokmanın geçmesini de onlara bir vazife olarak yüklüyor. Diyor ki anne ve babanın görevlerinden biri de, evlatlarına karşı görevlerinden biri de evlatlarının boğazından helal lokmanın geçmesini sağlamaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da İslam'ı en ince noktalarına kadar ve mükemmel bir surette öğrenen bir sahabi. İkinci halife Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hepinizin çok bildiği hadisedir. Bildik bir hadisedir. Ama oradaki manayı, inceliği anlamak, kavramak önemli. Hani bir gece vakti çoğu kez yapar ya, Medine'yi dolaşırken bir ses duyar. Annesiyle kızın bir münakaşasını duyar. Annesi kızına der ki,
Süte biraz su kat kızım de. Kızı hayır. Ben helal rızkımızı haram karıştırmak istemem anne diye itiraz eder. Umura kaşasını duyar. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ve araştırır. Birkaç gün takip ettirir hakikaten. Yine aynı şekilde annesi kızın o süte biraz su kat diyor mu annesi? Kız da ona itiraz ediyor mu diye. Bunu araştırıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ve hakikaten kızı annesinin isteğini yerine getirmeyip süte su katmadığını öğreniyor. O kızın kim olduğunu öğreniyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Koskocaman İslam coğrafyası ta nerelere kadar uzamış, genişlemiş. Hazreti Ömer döneminde İslam coğrafyasının yüzölçümü ne kadar biliyor musunuz? 5 milyon kilometre kare. 5 milyon kilometre kare genişliğinde. Bir imparatorluk yani. Bu imparatorluğun devlet başkanı Hazreti Ömer, küçümseme anlamında söylemiyorum bakın. Küçümseme anlamında söylemiyorum. İsteseydi hangi kralın veya hangi o zaman zengin sahabinin kızını alabilirdi değil mi? Seve seve verirlerdi. Ama o mahalle arasında o helal rızık peşinde koşan kıza talip oluyor. Oğlu Asım'ı onunla evlendiriyor. Oğlu Asım'ı onunla evlendiriyor. Neden? Helal peşinde koştuğu için. Evine haram lokmanın girmesini istemediği için. Boğazından haram lokmanın, haram rızkın geçmesini istemediği için. Bu kızımı oğluma alayım. Bu kızım ve oğlumdan temiz nesiller meydana gelsin diye. Oğlu Asım'ı alıyor ve onların Leyla diye bir kızları oluyor. O Leyla kızlarından da ikinci Ömer olarak İslam tarihinde vasıflandırdığımız Ömer bin Abdülaziz oluyor. Adaletiyle yine dünyaya nam salmış. Hayatında yaşamak Kur'an'ı bu. İşte onun için diyoruz. Hazreti Ayşe validemizden rivayeti söylüyoruz ya. Siz Kur'an'ı okumuyor musunuz? Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dır diye Hazreti Ayşe validemiz. Resulullah aleyhissalatü vesselam cisim haline gelmiş Kur'an, yaşanmış Kur'an, yaşayan Kur'an, canlı Kur'an, hayattan Kur'an. Onun için bazıların dediği gibi Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı devreden çıkarmak mümkün değil. Resulullahsız bir İslam, Resulullahsız bir Kur'an anlaşılmaz. Tıpkı kainat kitabı Kur'ansız anlaşılmadığı gibi. Evet, Cenab-ı Hakk'ın bir kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Azimüşşan'ı var. Bir de tekvin sıfatından gelen kainat kitabı var. Kur'an-ı Azimüşşan aslında bize kainat kitabının ayetlerini anlatıyor. Resulullah onun için bizi tefekküre davet ediyor. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti sene. Onun için bunu ferman ediyor. Bir saat tefekkür. Ama neyi tefekkür? Cenab-ı Hakk'ın sanatını tefekkür. Kendini tefekkür. Kainatı tefekkür. Dünyayı tefekkür. Niçin geldiğini tefekkür etmek. Bu dünyada her şeyin bir vazifesi, bir görevi varken benim vazifem, benim görevim nedir diye tefekkür etmek, düşünmek. Bir senelik ibadete bedel, nafile ibadete bedel diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir anekdotu daha bu geneli hanım kardeşlerimiz olduğu için ve tebrik ediyorum tabii. Hakikaten gerek toplantılarda, gerek kitap imzalamada erkeklerden çok hanım efendi kardeşlerimizin rağbeti bizi mutlu ediyor. Çünkü ailede çocuğun terbiyesinde merkez annedir. Annenin bu tarz şeylere rağbet göstermesi, annenin bu tarz şeylere özen göstermesi bizi mutlu ediyor. Merkez anne. Eğer anne kendisini iyice yetiştirmiş ise
Allah'ın tabii takdiridir. Evladı da iman, Kur'an ve Resulullah'ın muhabbeti kokar. Ama kendini yetiştirememişse, evladına da bir şey verecek bir şeysi yoksa artık o evladın vay haline. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabına diyor ki, babalarından dolayı dikkat ediniz. Babalarından dolayı vay o evlatların haline diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah ne oldu? Babaları müşrik oldu da ondan dolayı mı çocuklar helak oldular, perişan oldular diye soruyorlar. Hayır diyor. Babaları onlara dinlerini öğretmediğinden dolayı diyor o çocuklar helak olacaklar. Babaları evlatlarına dinlerini öğretmedikleri için çocuklar helak olacaklar. Şimdi hep anlatıyoruz bakın. Hocalarımız da anlatıyor, kitaplarımızda anlatıyoruz. Cahiliye döneminde diyoruz ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce diyoruz ki, onlar kız çocuklarını diri diri gömerlerdi diyoruz değil mi? Hatta Hazreti Ömer bile, o Müslüman olduktan sonra İslam'ın adaletini dünyaya yayan Hazreti Ömer bile, ben bile yaptım bunu diyor. Bu cinayeti bile ben işledim diyor. Hayatımda iki şeyi hatırlarım diyor. Hatırladığım zaman diyor, birinde gülerim, birinde ağlarım diyor Hazreti Ömer. Güldüğüm şey diyor, ticarete çıktığımız zaman taptığımız putların şeklini şemayla helvadan yapardık diyor. Yolda acıktığımız zaman da yerdik diyor. Puta tapıyorlar ya. Diyelim putların şekli var. Helvadan onların şekillerini yapıyor. Yolda acıktıkları zaman da tanrılarını yiyorlar. Bunu hatırladığım zaman diyor gülerim. Biz nasıl böyle bir akılsızlığı yapıyormuşuz cahiliyet döneminde. Diğeri ise diyor kız çocuklarımızı diri diri gömerdik diyor. Ben de gördüm kızımı diyor. Götürdüm ettim ağlayasız bir yerde filan. Onu da hatırladıkça diyor hüngür hüngür ağlarım. Biz nasıl vicdanı canavarlaşmış insanlar haline gelmişiz ki kendi öz evladımızı, ciğerparemizi kendi ellerimizle toprağa gömüyoruz diyor. Abi bunu anlatıyoruz. Peki o zamanın babaları ne yapıyorlardı? 50-60 senelik o yavrularının hayatına son veriyorlardı değil mi? Nihayetinde o çocuklar da masum olarak öbür dünyaya gidiyorlardı. Çünkü mükellefiyet çağına gelmeden 6 yaşına kadar falan olanları gömüyorlar. Ondan sonra sert bir şey yapmıyorlar, gömüyorlar. Nihayetinde çocuklarının, kız çocuklarının 50-60 veya 70 senelik ömürlerine son veriyorlardı. Peki, şimdi bir anne ve baba evladına İslami terbiyeyi vermez, iman hakikatlerini anlatmaz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını anlatmaz ve o çocuk Allah muhafaza buyursun, imansız bu dünyadan göçüp giderse soruyorum size, o çocuğun 50-60 senelik hayatına son veren baba mı daha canavar, daha vicdansız, yoksa çocuğunun ebedi hayatını mahveden, ahiret hayatını mahveden anne babalar mı daha vicdansız? Sizin takdirinize bak. Elbette ki insanın, evladının ebedi hayatını mahveden anne babalar daha vicdansız. Cenab-ı Hak bizleri o anne babalardan eylemesin. Cenab-ı Hak evlatlarımızı İslam ve Kur'an terbiyesi üzerine büyüten ailelerden eylesin. Anne ve babalardan eylesin. Resulullah'ın nasıl insanları eğittiğini bilen ve evlatlarına da bu eğitimi veren anne babalardan eylesin inşallah. Bir şey daha arz ediyorum size. Özellikle hanım kardeşlerimiz yarım kalmıştı söyledim ya. Hani sahabi, kadın sahabi evden çıkarken beyi, efendisi, kocası evden çıkarken ne diyormuş biliyor musunuz? Efendim, kocacığım, sevgili eşim, ne olur kazancına haram karıştırma. Helalinden kazanmaya çalış, kazancına haram karıştırma. Çünkü biz fakru zarurete, aç ve sus kalmaya tahammül edebiliriz.
Fakat cehennemin ateşinde yanmaya asla takatımız olmaz, gücümüz olmaz diyor. Kadın sahabi bunu soruyor. Akşam döndüğü nedir diyor kocasına. Kocacığım diyor. Bu gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kaç ayet nazil oldu acaba? Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan kaç tane hadis dinledin diyor. Onu bana anlat diyor. Kadın sahabinin halet ruhiyesini düşünebiliyor musun? Dünyasını mı düşünüyor, ahiretini mi düşünüyor? Ebedi hayatını düşünüyor. Dünya nasıl olsa gelip geçecek. Evet, dünyayı sevmek de güzel. Ama Allah namına sevmek. Evladı sevmek de güzel. Ama Allah namına sevmek. Allah'ın verdiği bir emanet olarak sevmek. Eşini sevmek güzel. Allah, ama Allah'ın emaneti olduğunu bilerek sevmek çok daha güzel. O zaman birbirimize karşı olan muhabbetimiz çok daha samimi, çok daha sadıkane olur. Eğer eşler birbirlerinin manevi güzelliklerine talip olurlarsa, o manevi güzellikler gün geçtikçe olgunlaşır, kemal bulur ve o insanları birbirine daha çok samimiyetle bağlar. Ama eğer eşler birbirinin dünyevi güzelliklerine bakarak bağlı kalırlarsa, yaşlandıkça o dünyevi güzellikler yok olmaya yüz tutar, o eşler arasındaki samimiyet ve sadakat da kaybolur gider. Cenab-ı Hak bizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dünyada sünnet-i seniyesinden ayırmasın. O kadar müşfik ve şefkati olan peygamberin öbür tarafta da bize şefaat eylemesini, bize şefkat ve merhametle öbür tarafta da muamele etmesini Cenab-ı Hak nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizi onun şefaatine nail eylesin. Evlatlarımızı, çocuklarımızı, torunlarımızı bu ahir zaman fitnesinden muhafaza buyursun. Ailelerimiz arasındaki samimiyeti, ciddiyeti, sadakati Allah namına yürütmemizi Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, beni dinlediğiniz için, sabredip dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetini ömrümüzün son anına kadar yüreğimizden çıkarmasın inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.